Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, Çırağan Sarayı'ndayız bugün ve Sony'nin yeni fotoğraf makinelerinin lansmanına katıldık. Alpha 6300 ve Alpha 7 R2 modelleri bugün aslında bizlere sunuldu. Yanımızda da Sony fotoğraf makinesi tarafında Alpha Ürün Müdürü Erdem Sayıp var. Kendisiyle birlikte yeni cihazları konuşacağız. Merhabalar Erdem Bey. Merhabalar, hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun yeni makineler. Aslında aynasız makineler hani piyasada bir süredir var ama artık kalifiye tarafında, performans tarafında biraz daha üst seviyelere çıkmaya başladılar. Özellikle full frame modeli gerçekten çok ilgimi çekti ama ana gündemimiz burada 6300 olacak. APS-C sensörlü bir cihaz ama herhalde getirdiği yeniliklerle birlikte bu sınıftaki en iddialı modellerden biri olacak. Alpha 6300 özellikle APS-C formatlı, sensör formatlı makineler arasında biz üst seviye bir ürün olarak bu ürünü konumlandırıyoruz. Sebebi ise otofokuslama sistemi çok hızlı. 425 odak noktasına sahip bir makine ki bu dünyadaki en büyük rakam. 0.05 saniyede o fokuslama yapabiliyorsunuz. 51200 ISO'su var ve bunun yanında da bu fotoğraf makinesi 4K video çekebiliyor. Bu da çok önemli. Şimdi şöyle bir şey ben seyircilere dinletmek istiyorum aslında. Yani bu güzel bir özellik. Az önce de zaten sunumda da uygulamada test ettik. Continuous fokusu, fokus noktalarının takibi, seri çekim özelliği gayet başarılı bir ürün. Şimdi vizörden bakıldığı zaman saniyede 11 kare fotoğraf çekebiliyor hızlı çekimde. Live View tarafında da 8, evet. 8 çekebiliyor. Bu aslında güzel detaylardan bir tanesi. Peki 6000 Alpha 6000'le kıyasladığımız zaman 6300'e ne gibi yenilikler var? Yani 6000 kullanan biri 6300'e ben niye geçeceğim sorusunun cevabında neler görecek? Alpha 6300'ün ISO'su biraz daha iyi. Sessiz denk tanışörü var. 4K çekim fonksiyonu eklendi. Artık video ile ilgilenebilir insanlar APS-C makinelerle daha fazla ilgilenebilirler. 4K videolar çekip, stokta çekip editler yapabilirler. Çok daha iyi editler yapabilirler. Bu makine bunları barındırıyor. Diğer taraftan Alpha 6000'e göre biraz daha az otofokusu var. Ve sensör noktaları neredeyse 2 katından daha fazla. Bunun yanında sensörde bir değişiklik var. Sensördeki fotodiyotlar biraz büyütüldü. Ve büyütülerek sensörün daha iyi ışık alması sağlandı. Ve bu sayede de ISO başarımı daha iyi. Tabii cihazda harici mikrofon çıkışıyla bitti. Aslında gerçekten bu işi video içerik üreten insanlar için de aslında hem portatif hem de pratik bir çözüm olacak. Peki lens tarafına gelelim. Bugün çünkü G Master serisi tarafında da bazı lensler duyuruldu. Öncelikle G Master serisi lensler nedir? Bir onları söyleyelim. Ondan sonra da bugün yeni duyurulan lenslere ufakça değinebiliriz. G Master lensleri biz özellikle yüksek çözünürlüklü lensler olarak konumlandırıyoruz. Sebebi ise şu, Sony bildiğiniz üzere dünyanın en büyük sensör üreticisi. Ve Sony bundan birkaç yıl sonra neler yapacağını zaten planlamış olan bir şirket olduğu için önümüzdeki yıllarda çıkacak sensör teknolojilerine uygun lensler üretmeye başladı. Bilhassa ki G Master bunun bir örneği. 42 megapiksellik elinizi tutunuz A7R2'ye. G Master bir lensle kullandığınız zaman muhteşem, inanılmaz fazla detay alıyorsunuz. İnanılmaz keskinlik alıyorsunuz. Hem lensin ortasında hem de lensin köşelerinde. Dolayısıyla G Master serisi kendini bir tık daha yukarıda tutan bir seri olacak. Aslında bu lensler hem keskinlik tarafında da hem de renk verimliliği tarafında da bu aspherical DSL'i bitti. Yenilik sağlıyor diyebiliriz. Peki 6300'ü bir kenara koyalım çünkü yakın zamanda test etmek de istiyorum açıkçası. Deneyimlerimi aktaracağım mutlaka sizlere de. İstiyorsanız Alpha 7R2'ye geçelim. Çünkü heyecan verici cihazlardan bir tanesi de bu. Hani bakıldığı zaman bu alışılmış o profesyonel makineleri gerçekten hissiyatını yaşatan bir full frame cihaz. Evet, A7R2 özellikle hem fotoğrafçılar hem videocular yine aynı anda hitap ediyor. Bilhassa profesyonel, yüksek baskı alacak ya da katalog çekimleri yapan, ticari çekimler yapan, çok fazla detaya önem veren, profesyonellere hitap eden yegane ürün. Çünkü A7R2'de 42 megapiksel çözünürlük var, low pass vitesi sensör var, ISO başarımı iyi olması için arkadan anlatmalı sensör kullanılıyor ve makinede performans kaybı yaşanmaması için de RAM de sensör üzerine entegreli zaten. Dolayısıyla çektiğiniz fotoğraflar hem hızlı yazıyor hem de çok detaylı fotoğraflar, çok yüksek kaliteli fotoğraflar çekiyorsunuz. Şöyle diyeyim ben size, A7R2'nin bir tane RAW dosya boyutu 80 MB. Gerçekten büyük. 10 tane JPEG RAW çekseniz 1 GB yapıyor. Evet, peki son olarak şunu söyleyelim. Bu ürünü ve Alpha 6300'ü hangi kullanıcı kategorisine tavsiye ediyorsunuz? Bunu söyleyelim. Eğer varsa da bir fiyatlandırma bilgisi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatırız.
AED'li iki ürünü profesyonelleri tamamen ya bu işten para kazanan, çok ciddi ticaretini yapan profesyonel insanlara yönelik bir ürün olarak biz konumlandırıyoruz. Ama tabii ki herkes istediği gibi alıp kullanabilir. Kişinin kendi beğenisiyle alakalı bir durum. Alfa 6300 ise full frame makineye geçmeden önce başlangıcın bir tık ilerisinde hobici, fotoğrafa gönül vermiş, fotoğrafa vakit harcayan ve emek harcayan insanların kullanabileceği ve hemen hemen herkesin hitap edebilecek bir makina. Hem amatörler, hem hobiciler, hem profesyoneller kullanabilir. Herkesin kullandığı alan farklı olur. Dolayısıyla da hem de fiyat hem de performans açısından değerlendirdiğimiz zaman ikisinin de konulandığı yer tamamen farklı. AED R2'nin fiyatı 11 bin lira sadece body. Ama lens aldığınız zaman 1000 liraya indirimli kampanyası var. Artı 128 GB hafıza kartı. Alfa 6300'de de şu an gelecek fiyatı yakında biz duyuracağız. Pazartesi günü onu duyuracağız. Şimdi ben söylemeyeyim. Peki son sorum şu olacak. Bu cihazların lens çeşitliliği ile alakalı Sony'nin kullanıcılara bir şey olacak mı, yani desteği olacak mı? Örnek veriyorum, bazı makinelerde lens çeşitliliği ya da işte aradığınız lensi bulma konusunda sıkıntı yaşıyordunuz çekim tekniklerinize göre. Sony burada lens tarafında ciddi bir destek yapacak mı Alfa 6300 için? Şu anda Sony'de toplamda 60 tane lens var. Konvertörlerle beraber 63. 60 tane lens zaten çok ciddi bir adet. Bunun 30 tanesi aynalılarda, 30 tanesi aynasızlarda kullanılıyor. Ve sizin kullandığınız, yani kullanmak istediğiniz lensin hemen hemen tamamı zaten Sony'de mevcut. Mesela bir örnek vereyim. 55-1.8, 35-2.8, 35-1.4, 85-1.4, 24-70, 2.8-4, 72-200, 2.8 geliyor bir iki içinde. F4'ü de var. 16-35 var. Her şey var yani. Baktığımız zaman 28-F2 var. 24-240 var. Her türlü lens var. Full frame'ler. Bunlar sadece full frame'leri sayıyorum. Bunun dışında APS-C, bundan daha fazla APS-C lensleri var. Ki bu lenslerin tamamını piyasada bulabiliyorsunuz. Yani fotoğraf makinesine dedike olarak fotoğraf makinesi satan mağazalardan hepsini temin edebilirsiniz. Peki son sorum şu olacak. Bu cihazı alan bir kullanıcı kit lens olarak, yani kutu içeriğiyle birlikte hangi lense sahip olacak? Bir belirlediğiniz bir model var mı? Bu makinede 3 paket olacak. Body olacak, 16-50 lens olacak ve 18-105 lens olacak. 3 ayrı paketi satın alabilir müşteri. Sadece gövde de alabilir. Sadece gövde de alabilir. Bu arada Sony fiyatları yurt dışına göre daha uygundur. Bilhassa Amerika'dan daha ucuzdur Türkiye'de Sony fiyatları. Zaten kullanıcılarımızın çoğu bunu söylüyor her zaman. Zaten biz de bilerek Amerika'dan daha uygun tutmak istiyoruz fiyatları. Çünkü yurt dışından garantisiz ürün gelmesin, satılmasın diye. Dolayısıyla Türkiye'de zaten fiyatlar güzel. Erdem Bey, hayırlı olsun. Değerli bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Sony Alfa 6300 ve Alfa 7R2 lansmanına katıldık. Ürünler elimize geçince sizler için test etmeye çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.